Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere yeni gelecek eklenti sisteminden bahsedeceğim. Bu eklenti sistemi sayesinde sadece alan yaparak seviye 5, seviye 6, seviye 4, namlu, tokmak ve diğer tüm eklentilerinizi alabileceksiniz arkadaşlar. Yani artık eklenti yükseltmek bayağı kolay olacak. Hani yükseltmek derken renklerini sadece puanla alan yaparaktan zaman geçtikçe mor namlu, mor tokmak bile kendinize yapabileceksiniz hiçbir şekilde masraf harcamadan. Puanla aldığınız bu eklentileri ise pazarda satabiliyorsunuz arkadaşlar, bilginiz olsun. Ben Asya serverında yayından kayıt almıştım, onlar iptal oldu, o yüzden bu videoyu tekrardan sizlere çekiyorum. Şimdi öncelikle eklenti sistemini bir göstereyim, ardından bir alan yapalım, gelen puana bakalım. Daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Bakın, eklenti yükseltme yerine giriyorum. Burada eklenti marketi adında bir market var arkadaşlar. Bakın, buradan seviye 1 8 puana bunlardan alabiliyorsunuz, 5 puana bunlardan. Peki bu seviye 1'in puanını nereden alıyorsunuz? Örnek veriyorum, seviye 1 eklenti nereden çıkıyor? Sonbahar alan operasyonundan çıkıyor. Sonbahar alan operasyonunu yaptığınız takdirde size bu puanlardan veriyor. Bu puanla da buradan istediğiniz eklentiyi alabiliyorsunuz. Seviye 2'ye bakalım. Bakın, seviye 2'de istediği puan biraz arttı. Seviye 2 nerede? Kumtaş Kalesi'nden seviye 2 eklenti elde ediyorsunuz ya, Kumtaş Alan Operasyonu'ndan. Buradaki eklentileri de Kumtaş Alan Operasyonu'nu yaparaktan puan toplayıp alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın, seviye 3'e bakalım. Seviye 3'ün puanları da bu şekilde. Seviye 3'ü de 3 level eklenti veren alan operasyonlarından alabiliyorsunuz. Örnek vermem gerekirse Karlı Dağlık Arazi'nin alan operasyonu. Seviye 4'e bakalım hemen. Seviye 4'ü ise aynı şekilde ağız bataklığı yaparaktan elde edebiliyorsunuz. Ağız bataklığı 4 level eklenti veriyor arkadaşlar. Bu konuda da bilginiz olsun. Seviye 5'e bakıyorum. Seviye 5, bakın, puan biraz daha arttı. Seviye 5'leri ise hangi alan operasyonu 5 level eklenti veriyor? Ada resifi yaparaktan puan toplayıp alabiliyorsunuz. Bunu da bilginiz olsun. Şu an bulunduğum hesabın leveli düşük diye seviye 6, seviye 7 çıkmıyor arkadaşlar. Seviye 6, seviye 7'yi de puanla alabiliyorsunuz ama onların puanı biraz daha fazla. Hatta ben Asya'ya girdiğimde yayında seviye 6 namlu almıştım puanla. Onları da ekleyecektim size ama dediğim gibi o canlı yayından sorun olmuş. Neden bilmiyorum. Oradan video alamadım. O yüzden bu hesaptan tekrardan sizlere göstermek istedim. Şöyle bir. Şimdi bir alan operasyonu yapalım arkadaşlar. Ardından verdiği puanı sizlere göstereyim. Bakın, burada şöyle bir sistem de var. Bu sistem gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ne sistemi derseniz, buradan istediğiniz takıma girebiliyorsunuz ve serverlar arası takımlara girebiliyorsunuz. Bakın, misal biz ne yapalım? Şuradan örnek vereyim. Hillside Kalesi yapalım. Bakın, burada çift mod var. Elit mod ve kolay mod. Elit mod gerçekten çok zor oluyor arkadaşlar. Elit mod yaptığınız takdirde size ekstra olarak ödüller veriyor. Bildiğiniz üzere yeni bir karakter geldi ve bu karakterin serumlarına ihtiyacınız var. Elit mod yaptığınız takdirde bu zombi karakterin serumlarını da elde edebiliyorsunuz ama gerçekten çok zor oluyor. Bakın, burada single server ve cross server var. Cross server'da aratırsanız tüm serverlar arası kurulmuş resif takımlarına girebilirsiniz. Bu yüzden de takıma girmek, görevleri yapmak bayağı bir hızlı oluyor arkadaşlar. Bakın, auto match diyorum. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi saniyesinde takıma girdik.
Evet, şimdi alan operasyonumuz bitti. Resifte bakın burada gördüğünüz gibi 3 adet bize malzeme verdi. Bakın buna 7 verdi. Buraya 5 verdi. Buraya 3 verdi. Bize de 3 verdi. Hasar sıralamasına göre veriyor diye biliyorum bunu. Bakalım doğru mu? Koyan den. Yok, hasar sıralamasına göre vermemiş. Rastgele veriyor sanırım bunları. Siz alan operasyonu yaparaktan bu puanları toplayıp rahatlıkla eklenti alabileceksiniz. Tabii ki de belli bir süresi olacak. Hani namlu yerine örnek veriyorum, stoğunuz yerideyse stok falan da alabiliyorsunuz. Stoğa vesaire daha az puan gidiyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Şimdi posta kutumuza gidelim. Parçamızı alalım. Sizlere göstereyim canlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Hani bu hesapta seviye 6 ve şunu da belirtmek istiyorum. Hani bu hesapta sadece seviye 5 eklenti görünüyor. Çünkü hesabın leveli düşük olduğu için öyle. Örnek veriyorum, bir Sequoia çay partisi açık olsaydı seviye 6 da eklenti alabilecektiniz buradan. Örnek veriyorum, 100 levelsiniz. 100 level göreviniz açıksa seviye 7 de eklenti alabiliyorsunuz. Bu konuda da bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi son olarak aldığımız puanı göstermek istiyorum sizlere ve ardından da videoyu keseceğim. Bakın 3 adet seviye 5 eklenti malzememiz var burada. Bunu aldım. Şimdi tekrardan bir eklentilere bakıyoruz. Eklenti marketine giriyoruz. Buradan seviye 5'i açıyoruz. Bakın 3 tane bundan oldu. Biraz öncekiler 7'şer tane aldı arkadaşlar. Hani şöyle söyleyeyim, 7 tane aldığınızda haftada bir istediğiniz bu eklentiyi her türlü alırsınız. Eklenti çıkmıyor derdi yok. Ayda bir de bir tane seviye 6 eklenti alırsınız. Seviye 5 alırsınız. Zaten hepsini yapıyorsunuz. Yani aylık size sadece bu gelecek eklentileri satsanız bile 2-3 milyon gibi bir altın çubuk da size getirisi olur arkadaşlar. İster altın çubuğa çevirirsiniz, isterseniz de toplarsınız, seviyelerini yükseltip mavi veya mor yapmayı deneyebilirsiniz. Bu sistem gerçekten çok güzel ve bu sistem bize geldiğinde çok iyi olacak. Çünkü çoğu kullanıcıya işte eklenti çıkmıyor. Örnek veriyorum, namlular, tokmaklar çok pahalı. Sadece alan yaparak namlu, tokmak ve istediğiniz herhangi bir eklentiyi alabileceksiniz. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın canlar. Seviyorsunuz. We're getting crazy in a different room.